Evet değerli dostlar güzel insanlar ee, yeni bir konuğumuz daha var Cemaş yeni bir konuğumuz var ona bir bakacağız ee, şimdi her bir hissenin bir hikayesi farklıdır anlatımı farklıdır o yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor e, bu şirketi paylaşmamın sebeplerinden bir tanesi çok ter verdim bir abimizin hocam şunun bir analizini yapabilir misiniz dedi. Ben dedim ki tabii ki yapabilirim. Madem burası bizim kanalımızdır, duygu ve düşüncelerimizi rahat bir şekilde ifade edebiliyoruz. Biz de Cemaş'a bir bakacağız. Yani kendi yorumumuzla, kendi uslubumuzla ee, bakacağız. Şimdi öncelikle grafiklerle inceleme bakacağız. Grafiklerle inceleme baktığımızda hemen şöyle öz kaynak karlılığı. Yani son 2-3 çeyrektir hatta baya bir yükseliyor. Tarihi zirvelerinde görüyor. Gayet olumlu diyebileceğimiz bir sanaryo. Ama düşük mü? Düşük maalesef. Aktif karlılığına baktığımızda aktif karlılık yine evet idare eder. Buraya uzun vadeli yükümlülüklere baktığımızda uzun vadeli yükümlülükler çeyreksel olarak biraz düşmüş, kısa vadeli yükümlülükler artmış. Normalde borsa teriminde e, bir şirket kısa vadeli yükümlülükleri azaltıp uzun vadeli yükümlülükleri artırıyorsa gayet olumludur. E, yani belli ki baş yani yatırımlara gitmiş diyor biliyoruz. Ama genel itibariyle şu an yani buna bile yatırım diyebiliyoruz. Yani kısa vadeli gümrüklerini attırmış. Şimdi e, yabancı para pozisyonu hedge dahil olan paylarını çeyreksel olarak azaltmış. Yıllık anlamda artırdığını görebiliyoruz. Maddi olmayan duran varlıklarda ciddi anlamda bir artış var. Yani yük, yaklaşık yüzde 8 kat kadar artırdığını görebiliyoruz. Maddi duran varlıklar merdivemsi bir yapı gayet bizim istediğimiz kıvamdadır öz kaynaklara baktığımızda merdivensi bir yapı, nakit ve nakit benzerliklere baktığımızda çeyreksel olarak azaldığını görebiliyoruz. sonu özellikle iki çeyrektir. Ee, burada faaliyet karına baktığımızda ciddi anlamda bir faaliyet karı yükselmesini yaşıyor şirketler. Hemen net dönem karına bakıyoruz. Bakın şimdi buradaki ilişki çok iyi anlamak gerekiyor. Burada ee, karı azalırken faaliyet karı bir önceki çeyreklere göre ...gayet olumlu bir şekilde arttırdığını görebiliyoruz. Bu da bizim için önemlidir. Burada başka farklı kalemler var. Burada başka farklı kalemler var. Döküm mü yapıyor? Dökümden para kazanmış. Esas faaliyet karından para kazanmış. Bu bizim için önemlidir. Pavok'a baktığımızda tarihi zirvelerinde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bu gayet olumludur. Net kar. Bu e, grafiği biz beğenmiyorum yani açıkçası. İstikrarlı bir şekilde olması gerekiyor. Burada satışlara baktığımızda satışlar da gayet olumludur ama net karda bir sıkıntı var. Ee, burada esas faaliyet karıyla e, nötrlediğini görebiliyoruz. Gayet bizim için olumlu diyebileceğimiz sanaryolardan bir tanesi esas faaliyet karının yükselmesi. Hemen şu, burada ara menüye döndüğümüzde e, şirket büyüme oranlarına bakmamız gerekiyor. Şirket büyüme oranları nedir ne değildir ona bir bakmak gerekiyor. Şimdi güçlü büyümemi güçlü büyüme evet büyümede bir sıkıntı e, yaşamadığını görebiliyoruz. Burada yıllık bazda dönem varlıklarını %28, duran varlıklarını %70, öz kaynaklarını %42, esas faaliyet karını %193, dönem karını %105, satış gelirlerini %118, FAVÖK gelirini %165, yurt içi satışlar %126 artarken yurt dışı satışlar %110 arttırdığını görebiliyoruz. Yatırımlarını yıldan e, yıldan yıla göre baktığımızda %170 oranında arttırdığını görüyoruz. Bu da bizim için önemlidir. Satış maliyetleri %108 oranında arttırmış. Burada çeyreksel olarak baktığımızda dönem varlıklarda ee, bir satış görüyoruz. %2'lik. E bu bizim için olumsuzdur. Duran varlıklar %17. Öz kaynaklarını %5. E, esas faaliyet karını %173 oranında arttırmış. Dönem karını %18-19 oranında düşürdüğünü görebiliyoruz. Burada satış gelirlerine baktığımızda satış gelirleri yüzde 45, Favok yüzde 140, yurt içi satışlar burada yüzde 132, yurt dışı satışlar yüzde 163. Yani burada yurt dışına güzel bir şekilde mal sattığını görebiliyoruz. Yatırımlarında yüzde 24 oranında artırılırken satışların maliyeti de 136 oranında arttırdığını görebiliyoruz. Burada karlılık oranlarına baktığımızda karlılık oranları bizim için önemlidir. 5'te 1 puan almış, 5'te 1 puan bizim için yeterlidir. Güçlü karlılık oranını da görebiliyoruz. Şimdi aktif karlılığına baktığımızda 11'den 34'e çıkarmış puanını. %205'lik bir artış var. Öz kaynak karlılığına baktığımızda 12'den 39 seviyelerine gittiğini görebiliyoruz. %202'lik artış var. Olumlu, güzel. Brüt kar marjına baktığımızda %18'den %21'e çıkardığını görebiliyoruz. Olumlu. Net kar marjı %60'lardan %55'e düşürmüş. Bu olumsuz ama kar marjları %50'nin üstünde olması gayet olumludur benim için diyebiliriz. Burada FAVÖK marjına baktığımızda 11'lerden 13'lere gitmiş. Olumlu. Stoklarını %203 oranında artırdığını görebiliyoruz. Çeyreklik satışlarda net kar marjında büyük bir sıkıntı olduğunu görebiliyoruz. Burada 75'ten 55'e düşmüş. Belli ki bazı kalemlerde bazı sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Hemen şurada dediğimiz gibi arkadaşlar bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Al sattı tavsiyesi değildir. Gidebilir, gitmeyebilir. Karlılık gelir. Yani tabi iskonto hesaplama yöntemi yorumlanması önemlidir bizim için. O yüzden buradaki verilere dikkat etmek gerekiyor. Şimdi yıl sonu beklenen tahmini net kar. Eğer ki 400 milyon ise tamam mı? Büyük ihtimalle daha fazla olabilme ihtimali var. Çünkü yıllıklandırmış net karda Özellikle bu çeyrekte kötü bir bilanço açıkladı. Yani belli ki buranın üstünde kar açıklayabilme durumu da söz konusu olabilir. Şimdi buraya baktığımızda perspektif ise başına kar 0,53'ten 1 TL'ye kadar çıkacakmış. Olumlu. Fiyat kazancımız 2.78'den 1.39'a düşeceğini bize gösteriyor. Gayet olumludur. Sermayesine oranla yani sermayesi kadar daha kar açıklamayacak. Bizim için olumsuzdur. Bir şirkete yatırım yaptığımızda şuradaki kalem'e dikkat etmenizi rica edeceğim. Yani hatta şunu böyle yaptığımda, bunu böyle yapmayacağım. Bunu şöyle yaptığımda, hatta bunu da böyle yapmayacağım. Bunu şöyle yapacağım. Bunu da böyle yapacağım. Yani. Bu isteriz ki %10'un üstünde olsun ki güzel olsun. Burada iskonto oranlarına baktığımızda iskontolu mu iskontoludur. Yani genel itibariyle 3, 2, 1 seviyelerinde bir yıl sonu hedef fiyatımız var 4 TL gibi. Bir de bu işin grafiksel boyutunu ele almak gerekiyor. Yani şimdi iskonto oranı çok yüksektir diye bodozlama atlamamak gerekiyor. Buradaki iskonto oranı gelmeyebilir ama gelebilir. Ama onun için hemen ne yapacağız? Burada... Cem yazacaksınız. Burada ne zaman paylaşılmış, ne yapılmış ona bakacaksın. Ondan sonra şöyle bir grafiğini açacaksın. Dana'nın Zort dediği yerde. Açıkçası hani şunu şuraya indirsen maksat desen ki benim stop seviyem şuradaki rakam olacak. Tamam mı? Şuradaki rakam olur ise oradaki rakam 1.41. 1.40'ın altında gün sonu kapanışlar gördüm an itibariyle elimden çıkarırım diyeceğim. Öbür türlü de şuradaki dirence kadar takip ederim derim. Tamam 1.90 hadi sen bunu 2 TL olarak algıla. Bu da yaklaşık %50 mi? %40 mı? %60 mı? Kaçtır? Evet %30. Allah, Allah bin bereket versin. Güzel de bir kar. Grafiksel olarak. Zaten yer eder hesaplamasına göre baktık. Yani %33'lük bir prim yapabilme durumu söz konusu olabilir. Zaten iskontosu da 3-4 TL'ye kadar gidebilme durumu söz konusu olabilir. Tabii bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yani şirket bedelli açıklar saçma sapan hareketlerde bulunur. Düşer bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ciddi anlamda kötü bir kap haberi atar. Saçma sapan yerlere gelebilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Burada iskontu oranı %300, %500, %700 gördüğünüzde bodozlama atlamamanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Ee, bilanço okumayı iyi bir şekilde bilmek gerekiyor. Destek ve dirençleri takip etmek gerekiyor. Duygusal düşünmemek gerekiyor. Buranın altında geldiğimi satarım eğer elimde varsa. Ee, yoksa da alsam. Buranın altına geldiği an itibariyle babamın oğlu olsa tanımam, satarım. Yukarı çıkarsa alırım, altına gelirse satarım. Ama hocam yani 1 TL'den şimdi kalkmış 2 TL'ye gitmiş neredeyse e, pahalı mıdır? Ben orasına karışmam. Bu hocamız söyledi, biz de paylaştık. Dedik ki biz paylaşırız, neden paylaşmayalım? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.